Popeyes linç eti sunar. Gözüne böyle etli butlu güzel geliyor muyum şu an? <gülüyor> <gülüyor> Sen aşırı sevmişsin hiç böyle bacağıma dalıp kaldıracak. Evet. <laughs> Her, maçın kesin, Her maçı bırak, maçın kesin kazanman lazım. Her maçı bırak bu maçı kesin kazanman lazım. <laughs> Neden benim masaj <laughs> iftiralarım düştü uğraşıyor? 50 bin doları ezerken kan. <laughs> Yenilince unutulacaksın. Bir yenilmeyeceğim, iki unutulmayacağım. Hadi be. Dövüşürken öndeki eline değdiği yere arkadaki eline ayağın değer çünkü. Hmm. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ama bir şey oldu. <laughs> Savaş Cebeci Kaan Kazan kavgasının taşı buldum arkadaşlar. En çok teklif edene satıyorum. <laughs> Survivor. Acun abi belki görüşürüz. Belki de olur <laughs> he. Ee, güçlü elin ve ayağın arkada durur. Bunları öğrendiğim iyi oldu biliyor musun? Ne yapacaksam? İyi üyesi <laughs> 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 e, UFC, e Hı. başvuruyla olabilecek bir şey değil bu. Kem etki ya. devletten başvuruyoruz. <laughs> ES TV'ye hoş geldiniz. Linç bu haftaki konu Kaan Kazgan. <laughs> hoş geldin Kaan. Hoş bulduk sen nasılsın? İyi nasıl gidiyor? Çok güzel. Mutluyum ben. Sen ee, yani Tuzla'ya gittin. <laughs> yani konum atıldı gittin. <laughs> evet. Her konum atılan yere gider misin? Mesela? Atana göre değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kiloya göre mi gidiyorsun? Kiloya göre. Benim hayatım acı tecrübe ettiğim bir şey bu zaten. İlk defa bir 120 kiloyu da yere düşürmüyorum yani. Öyle mi? E, çocukluğumdan beri hobi olarak. Hobi olarak <laughs> 120 kiloları alıp indiremez mi? <laughs> Toplamında bu bir hafta önce bir şey durumu da oldu. Herkes peşinde bir gündem durumu evet. da oldu. Bu gündemi nasıl avantaja çevirmek planlıyorsun? Yani ee, kendi sporun adına, kendi adına... Ne yapmayı planlıyorsun? Kesinlikle mı? öyle Nasıl? zaten. Şimdi sonuç olarak çok fazla bir ilgi oldu dediğiniz gibi. Takipçi artışında vesaire de çok fazla ne bir oldu. Ne kadar arttı oldum. takipçi? Valla arttı ya bir 350-400 bin arttı. 400 bin. <laughs> Hazır mıydın bu takipçiye? <laughs> 400 bu, bin Bu kadarına değil. Hala, ne yapacaksın? Ve artmaya devam ediyor yani. Şöyle. Hmm. Şimdi benim yaptığım iş aslında zaten bir e, e, eğlence sektörü. Hmm. Yani dövüş olsa da eğlenceli biri olduğun zaman bu işte yine daha iyi kapılar ha, açabiliyorsun. Ha, ha. Sadece işine odaklı biri olduğun zaman zaten belli bir yerde kalıyorsun. O yüzden e, bunu işe çevirmek aslında benim için çok daha kolay. Şu an bu işteki dünyada en meşhur adamlarda bile zaten belli bir ortalama takip sayısı atıyorum 750 binle bir hmm. buçuk milyon arası. Zaten kapı oraya geldikten sonra bütün kapılar açılıyor. Yani burada aslında eğlence dediğin yani bu olay daha eğlenceli bir şekilde yapılabilir miydi Kesinlikle sence? Kesinlikle yapılabilirdi. E, aslında ben bunun için uğraştım da. Hmm. E, son olaya gelene kadar aslında ben bunu profesyonel bir maç olarak yapıp Hı. bütün organizasyonu vesairesini yapıp ona göre bir şey yapmak istiyordum ama e, öyle gelişmedi yani çok ani gelişti olaylar. Ve Türkiye de buna hazır değil. Daha evet. hani yani şey yani daha organizasyon yapalım. Evet. Çünkü iddialaşmanız belki bir günden bir izlenme, evet. bir kitlesi oluştu olayın. Kesinlikle. Yani bu kitlenin hak ettiği maçı izledik mi emin değilim. Yani evet. Yani, yani ortam biraz daha şey olabilirdi. Ne olabilirdi bilmiyor evet. Bilmiyorum ben. <laughs> daha önce öyle net şey yapmadığım için. Ve insanların yani ama bu dövüşe ihtiyacı varmış gerçekten. Yani <laughs> Nasıl bir şey yaptın? Yani diyorsun. Ya şöyle dünyada da şu an mesela Elon Musk'la işte Zuckerberg'in dövüşmesini evet. konuşuyoruz ondan. Çünkü bu tarz şeyleri seviyor. Bütün dünya seviyor. Hmm. Ve bizim olay da aslında kendi kendinin primini arttıran arttırarak, yükselerek gelen bir olay oldu. Ve sonucunda böyle bir şey olunca da şu an global olarak da dünyada da paylaşılıyor. Çünkü aynı anda dünyada da şu an tam bir tane önemli bir dövüşçüyle bir tane buddycinin şey konuşması var. İşte ben seni sokakta döverim konuşması var. Hadi be. O yüzden bu olay da tam onun üzerine denk gelince... Global'de de bu sefer örneklendirme başladı. bak dünyaya örnek olduğumuz evet. konuya bak <laughs> Yani biz bekledik, bekledik. <laughs> hangi konuda? Yakaladık? Ben de yani yıllardan 11 yıldır yurt dışında profesyonel olarak dövüşüyorum. Hmm. Bundan dolayı oldu. Yani. yani sen evet yani milli takımda hani ülkemizi temsil ettiğin falan filan. 2012'den falan. beri Güney Kore'den tutunda işte Kazakistan'a kadar her yerde dövüştüm. Şu an aktif evet, dövüşüyor evet. musun? Şimdi 28 Ekim'de Brezilyalı biriyle dövüşeceğim. Brezilyalı nerede? Bu sefer Türkiye'de olacak, Bursa'da. Bursa'da Hı, ama bu sefer büyük bir organizasyon olacak. Rakiplerinin de hepsi sağlam iyi rakipler. Sonra peki hiç olaydan sonra konuştunuz mu? Yok, kendisiyle Aynen. hiç konuşmadık. O bir story e, video paylaştı. Tebrik etti. Kendisinden beklemediğim bir olgunlukta tebrik evet, etti. Evet, mesela o enteresan geldi bana da. Ben de hiç beklemiyordum ya. Sen orada arabanın arkasında falan değilsin değil mi? Yani orada kendi gönül rızasıyla tebrik <laughs> evet, etti, evet, değil evet. mi? Abi Bayağı şey yaptı yani. Ya yapabileceğin güzel şeyi yapmış. Gözüne böyle etli butlu güzel geliyor muyum şu an? Nasıl hissediyorsun? <gülüyor> <ben> <gülüyor> <önce>? <gülüyor> Gelirim yani çünkü senin için hani kavgada bir sürü kriter vardır ama... ...senin için evet. galiba eli avuca gelmesi. <laughs> Seviyorum. <gülüyor> evet ilk incimiz gelsin bakalım. Bravo. Kazgan, Savaş, Cebeci. Diz! Aaaa! Besmir! Besmir! Zekisin! Bu arada İlyas diye sesler vardı bu ders. Evet bir İlyas demesi şey olmuş İlyas. O çevredekiler kim abi? Ya abi şimdi... Sen bakayım. kaç kişi gittin oraya? 7-8 kişi gittim ben Yedi, de. 7-8 kişi. Aynen. Onlar kaç da kilosunuzdur da. toplam? <laughs> öyle <bir> hesap <laughs> öyle bir hesap yapılmıyor ha. Yani 7 hepsi, 8 kişi he, ne olur ne olmaz tuzla evet hani onun şey çağırdığı bir yere gidiyorsun. Hmm. Yani orada senin karş, neyle karşılaşacağın da belli değil. değil. Şey. Yani oradaki insanlar kimseyi dövmeye gelmediler. Hmm. Ama oradaki insanlar olası bana tuzak kurulabileceği bir durum için geldiler ki zaten. Onlar da dövüşçü mü 7 8 evet, kişi dövüş hepsi dövüşçü hepsi mü? Profesyonel. <laughs> Ve anlasın? şöyle yani. O, o kaç kişiydi? Onlar bizden daha da kalabalıktı. Ha. Ve sadece bizimle veya onunla da değil. Şimdi Olay bildiğin için ve ben oraya gideceğimi de Instagram'da söylediğim için oraya dışarıdan gelen insanlar da oldu. Hmm. Yani o bölgeye işte evlerden bile insanlar videoyu paylaşırken sokak kavgası diye paylaşmadı. Bizim adımızla adımız paylaştı da. yani. Allah Allah ya çok amatör ama bayağı evet. da büyük bir evet. gösteri şey var. yani. Mesela o İlyas diye bağırma olayında mesela benim de arkadaşlarım olmasaydı zaten İlyas orada yardım çığlığı yani İlyas bir şey yapsın diye zaten orada bağırılıyor. İlyas orada mıydı? İlyas yanında işte kamerada çıkmıyor normalde de. He. Ondan dolayı yardım çığlığı. Ha. Devam edelim. Kaan Kazgan ve Savaş Cebeli kavgası temsili demiş bir tane daha. Tekin orada nasılsın? Ha burada. E şimdi sen nane yemedin. Sen niye yumruğuna koyuyorsun? Sen niye koyuyorsun? <laughs> evet, temsili. Biraz benim hani burada seni konuk etmede de yani... olay biraz da eğlenceli ve aslında... Evet. E, ...daha... E, ...keyifli bir hale dönüştürmek için. izleyen gençler, sizi evet. takip edenler... ...falan olacaktır Kesinlikle. yani. Burada yani senin de aslında... Seni takip edenlere söyleyeceğim bir şey vardır mı? Bu ee, ben bunu aslında Instagram'da da söyledim. Burası çok daha hmm. tabii ki de herkes ulaşabileceğim bir yer. Burada söyleyeyim. Bu insanların örnek alması gereken bir şey değil. Hmm. Çünkü burada mesela orada dediğim İlyas olayı bile mesela orada benim de başıma bir şey gelebilirdi. Veya başka birine de bir şey olabilirdi. Dışarıdan hmm. geçen birine de bir şey olabilirdi. Ve ne olursa olsun iki tane sporcu insan orada dövüştü. Hmm. Belli bir oranda mesela ben onun yettiğini düşündüğüm yerde zaten kavgayı bitirdim. Hmm. Yani bu dışarıdaki insanların Tecrübe ettiği zaman başlarına gerçekten bir şey gelebileceği, hayatlarına neden olabileceği bir olay. O yüzden kimsenin böyle bir şeyin gazına gelmemesi gerekiyor. Evet yani bu organizasyon aslında biz daha eğlenceli yani, dediğimiz bir konuştuk. Bu, bu olayla ilgili de bu arada bu da bizim abimle aramızda yıllardır espiridir. Abim bana hep bir şey yapınca ben ona sen nane yiyemedin mi şimdi? Dersin. <laughs> <laughs> Abin de profesyonel, profesyonel dövüşçü. Amerika'da yaşıyor. Amerika'da yaşıyor. Ee, yani yaşıyor. Çıplak el boks yapıyor o Çıplak ama el. bare knuckle diye bir organizasyon var. Şu an dünyada geçen yılın en hızlı yükselen sporu ee, bayağı şu an trend. Ne? Bu spor ne? ne Düz yapılıyor? boks aslında Hı. ama çıplak elle yapılıyor. Düz değil demek ki o yani zaman. Yani tekme <laughs> mekme yok yani. <laughs> Elinde bir erkeğin yüzünde şey ya, var boks mı? boks yapıyorsun. Yok tabii ki. De. O da mı? Yok. yok. Çat çut koyuyor. Bunu ama bok, eldivenli profesyonel boksun. Eldivensiz zaten. Abi. Eldivensiz. Abin aktif yapıyor mu evet. şu an? Evet. Mi? Şimdi o da yakın dönemde benim maçımdan biraz sonra dövüşecek. Öyle mi? Sen abinle dövüşmeyi planlıyor musun hiç? Abimle dövüşmeyi planlamıyorum ama tabii ki de... Niye planlamıyorsun? E, niye, abimle niye dövüşeyim <laughs> ya, Abi yani? Abi bir kuram var ya. Abim akrağı. ya. Abi. <laughs> hayır yani kan bağı sıkıntı mı ki? Dövüş ya şöyle işte. her gün zaten dövüşüyoruz biz. Ne işte e, onu Ama yani bunu profesyonel bir aranda yapmak için gerçekten normal birinden aldığın para gibi değil. Çok fazla para var çünkü tarihte abisiyle karşı dövüşen insan yok zaten. Hiç bir fikir bulduk belki de. Belki de. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Kilosunun mu beğenmiyorsun abin? Doğru söyle ya. Evet biraz hafif. <laughs> <açık. gülüyor> Devam edelim. Kaan Kazgan gibi profesyonel dövüşçünün savaş cebeci gibi dövüş sporu geçmiş olmayan 50 yaşında bir adamı dövüp böbürlenmesini anlayamadım. Ringde dövüşler yine hoş karşılayacağım ama bir sporcunun sokak serserileri gibi kavga edip triplere girmesi fazla ergence. ama. Doğru. Demiş. <gülüyor> <gülüyor> doğru evet do Evet sen şeysin yani şu an bu konuyu zaten cevap da verdin. Hak evet. da veriyorsun. Hak da veriyorum. Eğlence boyutu bu arada çok güzel. Ben çünkü normal şartlarda da hmm. her şeyden eğlenmeyi seven bir de biriyim. Ve gerçekten olay içerisinde o kadar fazla özellikle Twitter'da komik şeyler döndü ki evet. ve dönmeye devam ediyor ki zaten gülüyorsun buna. Hmm. Ama bu şey değil yani ben zaten oraya gitmemek için aslında çok uğraştım. Yani bana her gün ben buradayım neredesin, her gün ben buradayım neredesin. Mesela bu videoda da bunun işte uzin Neredesin Caney şarkısı aslında onun hmm. bana sürekli yaptığı şeydi. O, ben de olaydan sonra kutlamaya gittim. <laughs> ya, olaydan sonra gitti. <laughs> <laughs> Sen çok başka bir kafa, güzel bir kafa yaşıyorsun <laughs> ya. Güzelmiş gerçekten. Cane'yi çaldırdın ha orada? Geldim Caney diye. Ne ikinci adammış. Hiç <laughs> unutmuyor. Ya. Hiç de unutmuyor var ya. Evet devam edelim. Kang savaş babdine babam nasıl gezer? Babam nasıl geze geliyor? oynat bakalım. Baba çürük sarıldı o bir tane. E sarıl bana mesela. Sen kaç kilosun? 60. tamam ben 110 kilo mesela. bana. Tut. Al. Bu. bunu yapabilirdi gerçekten. <laughs> öyle değiliz. Ya şimdi bilmeyen birini zaten şöyle bir iddia yok zaten hiçbir şey bilmeyen bir 70 kilo bir 120 kiloyu zaten dövmesi zor. Doğru. Yani oran olarak bakarsan dövemez. <laughs> Ama şimdi benim işim bu. Yani <laughs> nasıl ki ...ben senin işini senin kadar iyi Hı -hı. yapamazsam... ...hiçbir bununla ilgili tecrübem yokken... E, ...sen de benim işimi benim kadar iyi yapamazsın bir tecrüben yokken... ...o yüzden hani o tuttuğun yerde... ...senin kalçanın duruşundan tut da... ...elinin nerede olduğu... ...işte destek ayağın nerede olduğuna kadar... ...bu işler şey değişen var. şeyler ya. Öyle bacağına sarıldı değil yani. Evde denesinler mi bu hareketleri şu an? Yani babasının <laughs> kontrolünde olabilir belki. Babası da çok kontrollü <laughs> durmuyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir kontrol sezemedim ben yani. Burada kalçanın bu durduğu adam, yer yanlış gibi duruyor. Adam da yani. bu arada. <laughs> adam gerçekten iyiymiş ya. Beğa <laughs> 110 haydi, haydi. oldu. <laughs> <laughs> mükemmel dönüyor ya. Burada çocuk nerede hata yapıyor diyorsun yani? Eğer ki tuttuğu yerde kalçasının geride olmaması gerekiyor. Özellikle kalçasının tamamen yapışık olması gerekiyor. Kafasının dik bir şekilde olması gerekiyor. Postürünün düz olması lazım. Bacaklarının olabildiğince tuttuğun bacağın çevresinde olması lazım. Fark Böyle farklı şey açılarda. koala gibi yani. Burada durursan eğer seni kaldırabileceği bir açı var. Çünkü Aha. sadece bu sefer üst vücudunu tartıyor. Tamamen hmm. yakın olduğun yerde senin vücudunu öyle alabileceği bir açı yok. Aynı zamanda sen de gücünü kullanabilmen için kalçanın dışarıda olmaması gerekiyor. Dışarıda olursa sadece kol kuvvetin var. Kalçan yakın olursa bütün vücudunu kuvvetli yapıyorsun. Peki sen bunu gitmeden hesapladın mı? Tabii ki de. Ben mesela şu İlk hamlen olacağı o belli miydi senin? Şöyle belliydi. Bir tane zaten pet döverken e, videosunu gördüm veya torba döverken diyebilirim. Hmm. Solak zaten. Sağ ayağının önünde olacağını biliyordum o yüzden dövüş gardını alırken. Ha. Bacaklarının güçsüz olduğunu biliyorum. Üst vücut çalışıyor genel olarak. Zaten ben ama ha. her zaman öyleyim Sen yani. bayağı bu futbol gibi de önden ben de benim böyle ke benim taktik ke çalışmanı yaptın. Benim kendi yazdın. maçlarımda Gidin. da öyledir. Yani i̇lk 10 saniyenin planı ayrıdır. İlk bir dakika ayrıdır. İşte ikinci anlı planı ayrıdır. Hep bununla çalışırız zaten biz. Senin ilk plan çalıştı. Evet. Sonra bitti zaten. ekstra bir şey gerek kalmadı yani. Yok yerde ha, zaten ha. bitti sonra. Devam edelim. Savaş cebeci, Kaan Kazan kavgasının taşı buldum arkadaşlar. En çok teklif edene satıyorum demiş biri. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, i̇nsanlar abi. inanılmaz gerçekten. Ya, gerçekten. <laughs> Bu arada doğru yer biliyor musun? Evet gerçekten. ya. Taş da doğru gibi duruyor. Hatırlıyorum ya. o taşı. <laughs> ya i̇nanılmaz. bana şey falan da yazan oldu. İşte arsa bizim burada arsa var değerlendi falan. Hani o tarz şeyler. <laughs> <laughs> Kaan'la savaşın dövüştüğü arsa. <laughs> Sahibinden de bunu görebiliriz mesela. Var mı <laughs> gerçekten görebiliriz diyor. İmarı açıyorlar falan. İnanılmaz. Devam edelim. Ben hala şu görüşümün arkasındayım. Savaş Cibici kan Kazgan'ı pert edecek bir kabiliyete sahip. O kavga aniden başlıyor. Savaş Hoca anlayamıyor olup biteni. Ee, aslında o benim paylaştığım videoda videonun öncesi kesilmiş halde. Ama başka bir video daha sonrasında düştü. Ee, o videoda zaten her şey açık açık gözüküyor. Ben ona Hadi başlayalım diye yaklaşık 10-15 kere falan söylüyorum. Evet. O, o da her seferinde başlamamak için işte aşağı inelim diyor. Başka birini orada küfür ediyor. Hı. Bana küfür etmeye devam ediyor. Hı. Vesaire gibi olayı uzatmaya çalıştığı bir durum var. Sen taktiği yapmışsın saldıracaksın. O ya, ringe gel ringe bir gel diyor. Sen bacağı ola, kilitlenmişsin. Olay o kadar bir ilerlemiş bir hale geldi ki. Yani Şimdi benim biri anneme cartacurta küfür ettiği yerde... Tekrardan artık konuşmamızı gerektirecek bir şey kalmadı. yani Orada artık belli Hı. ki dövüş başlayacak ve başlasın. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Hiç şey anı yok mu yani senin hayatında böyle hani böyle bir... Aslında dövüşecektir ama orada bir geri vites yaptığın, konuyu bağladığın... Yani böyle hani ulan dur gel bir de konuşalım dediğin... Ya bu benim ben profesyonel dövüşçüyüm. Dünyanın iyi dövüşleriyle dövüşüyorum zaten. Ha. Hedefim daha da iyileriyle dövüşmek zaten. Şimdi dışarıdaki bir adamdan tabii ki de çekineceğim bir durum yok ya. Yani. Peki normal hayatta kavga eder misin? Yok, yo, hiç öyle bir insan değilimdir. Hiç. E, hiç alakam yok ya hiçbir arkadaşım benim kavga ettiğimi görmemiştir. Hiç etmedin mi dışarıda? Ya ettim de 10 yıl öncedir mesela He. yani. Lisede, misededir lisede yani öyle bir sosyal hayatımda öyle tam tersi hatta beni gören herkes der ki ya sen nasıl dövüşçüsün sürekli gülüyorsun ediyorsun evet falan. Evet ya yani. sen aşırı yani. sevmişsin hiç böyle bacağımı evet, dalıp evet. kaldıracak <laughs> gibi. Öyle bir hava vermiyorsun e, ve yani. Şey, çabuk senin sinirlenen biri de değilim aslında. He. Yani çok uzadı çünkü olay. artık hani şey yapılacak konular da olmadı yani ve herkesin sinirleneceği yerlere gitti olay. O yüzden hani bende ama insani refleksle oluyor. Yani. de kariyersel bir yere de dokunuyor mu bu kadar uzayınca konu? Yani ya şu, senin dövüşçü olman doğru, falan filan zarar görebiliyor mu? Şöyle ki zarar görür. Dövüşmüş olmaktan ziyade sürekli bir yere çağrılıp gitmeme durumun mesela sana zarar verebilir. Ha. Çünkü olayın mesela başı şu anda da bir sürü insan bana şuraya gel diyebilir. Onlara gitmemekten bahsetmiyorum. Ama bir gerginlik başladığı yerde ve bütün ee, insanların öğrendiği bir noktadan sonra bu sefer hmm. Kaan gitmiyor ya dönmesi olayın zarar verirdi. Hmm. Peki şu an Brezilya'yla dövüşeceksin ya hiç Hı. böyle önden Açıklamalar yapıyor musunuz? Paylaştım. İnstagram'da ha. paylaştım. Ne dedi? Ee, yani ma maçın afişini koydum işte. Yani. Birbirinize böyle açıklamalar yapıyor musunuz? Evet. Ortamı tırmandırıyor Tabii, musunuz? Tabii. Normal şartlarda organizasyonun işi bu birazcık aslında. Ama organizasyonlar Türkiye'de bu konuda çok iyi değiller. Bu benim kendi genelde PR'ım daha çok yapıyorum. Hmm. Ee, ama bu organizasyonla ilk defa çalışacağız ve güzel planları olanlar Böyle bir sektör yok değil mi? Yani sizi bir araya getirirken bilmem mesela atıyorum Olması Brezilya'da dese işte. gel burası Mera'ya benzemez. Evet. 120 kilo değil seni ben indireyim Bursa'da dese mesela yine bir fıkır Ol fıkır bu etkileşimi oraya taşırsın. Bir şey. Olması gereken bir şey. Ya <laughs> <laughs> <Yo>, doğru öyle. <laughs> ben olayı çirkinleştirdim mi yok, ama? Yok yok öyle. Yani öyle. aslında böyle olmalı değil mi yani? Öyle Siz işte tuzla favaleye benzemez falan. <laughs> Aynen yani öyle değil öyle bir şey yani. <laughs> ama normalde olması gereken bu. Dünyada zaten bu işin sevilmesinin sebebi aslında bu trash talk olayı. Evet. Yani insanların birbiriyle atı, atışması, atışması aslında. Burada şimdi bir sporcu maça çıkıyor ama izleyen insan o sporcu meşhur değilse gerçekten kim olduğunu bilmiyor. Sadece dövüşen bir adam var. O maçın hikayesini satarsın aslında sen. Yani, Bahsettiğim o Hikaye istediğim evet. mesela böyle basın toplantılarında falan tabii, birbirlerine tabii, giriyor aynen. gibi yapıyorlar. Evet. bir şeyler. Onların hepsi kurgu mu? Yok. Orada çünkü şöyle bir şey oluyor. İki ay önceden mesela rakibin belli diyelim. İki ay boyunca hiç tanımadığın bir adamı knockout etmek için e, antrenmanlar yapıyorsun. Sabah uyanırken onu düşünüyorsun. Gece yatarken onu düşünüyorsun. Tek olayın o. Onu kazanmak. İki ay sonra o adamla yüz yüze geliyorsun ve yarın dövüşeceksin. Tabii ki de orada gergin bir ortam var o yüzden. Ha, ya oradaki gerginlik gerçek ya ben. Gerçek Onu da biraz kurgu yani zannediyorum. Kurgu yapan insan da vardır hmm. ama çoğunluğu gerçek yani. Devam edelim. Kaan Kazgan, adamsan kafes dövüşüne girirsin, seni ikiye böleceğim. <laughs> Şimdi talep arttı hocam. Evet. <laughs> yani şu an sana birçok yerden konum geliyordu. Ama genelde mesela gelen konumların hiçbirinin fotoğrafı kendisi fotoğrafı olmuyor. Ha. İskender Büyük <laughs> <laughs> Kurtlar Vadisi. Doğru, Kurtlar Vadisi'nden şey. Gerçek olsa konum falan yok, şu an eve ne? servisin. Bak, gidiyor musun yani? <gülüyor> <gülüyor> Kurye gibi böyle. Moto <laughs> gibi böyle. <laughs> Bu kadar çok talep ya da gel ya da sokakta ay, ona benzemez gel seni indireyim falan. ya şimdi ben Sokaktaki tepkiler ne? Şimdi sokakta zaten hiç böyle bir tepki yok. Sokakta göre herkes abi eline sağlık diyor. Fotoğrafını çektiriyor gidiyor. Bir de ayrıca ben serseri değilim. Ben profesyonel bir sporcuyum. O yüzden hani öyle sokakta her çağrını gideceğim veya bana bir şey diyeni döveceğim bir durum değil zaten. Değil. Anladım. Devam edelim. Kaan Kazgan bulmuş gariban savaşı dövüyor. Ulan zırto maçan yiyorsa yakışıklı güvenlik abiye bulaşsana. Mermi manyağı yapsın seni. <laughs> yakışıklı güvenlik abi biliyorum ya TikTok'ta. Bu zamana kadar çok fazla insan yanlışlıkla meşhur edildi. En şeylerinden biri olabilir bu. <laughs> Gerçekten yanlışlıkla mı oldu? <laughs> evet. Ne yapıyor yakışıklı güvenlik abi? Ya şey falan yapıyor. Güvenlik kostümlerini giyiyor ama Aha. fiziğini falan da böyle çok iyi düşünüyor. Aha. Airsoft silahıyla böyle klipler falan çekiyor. Öyle klipler çekiyor ha. Bu da onun üzerinden sana şey tek. Evet. Ama yani bari daha düzgün bir adama yakıştır beni ya. Yani. Bu bir me Mes şu an Ay bir şey hayır hayır hayır. Şu an meydan hayır. okuma hayır. oldu gibi. Hayır. <laughs> İstersen kilosunu öğrenelim ara sonra. Ara sonra kaç <laughs> kiloymuş. <laughs> Yakıştı güvenlik abi. Sen var mı böyle şu an keşke şöyle bir biriyle Yok. kapışsak ringde ya ringde diyeyim. Ya bu işte şöyle bir şey var. Şimdi sonuç olarak e, bu sporun zirveleri var. Bu bu zirveler her zaman değişen, değişkenlik hmm. gösterebiliyor. E zirve kimse hedef o. Hmm. Yani bundan şu ben, an zirve kim? Mesela Bank benim Cracker benim şu an... o herkesin farklı o sikleti şuna, var işte bizde normalde. Yani insanlar mesela kilo olayını şöyle diyorlar aslında i̇şte sikletler niye var? Sikletler eşit seviyedeki insanları ayrıştırmak için var. Hmm. Yani dışarıdaki insanla profesyonel dövüşü farklı şeyler. E, McGregor mesela 70 kilo dövüşüyor. Hmm. Şu an daha da ağır yapacak. Ben normalde dövüşürken 61 dövüşüyorum. Bizde hep yüksek kilodan düşme var aslında. He. Her maç için bir 10-15 kilo düşüyorsun Beriyorsun, aslında. E, şu an mesela Siklet'inde Sean O'Malley var şampiyon. Şu an tabii ki de e, onunla dövüşmek istersin hmm. ama o kaybederse başkasına. Onunla dövüşmek istersin. Hmm. Peki sen istiyorsun diyelim böyle en zirve birine direkt başvuruyorsun. O mu seni kabul yok, ederse olur. Ya şöyle bir şey yok. E, i̇nsanların yine anlamadığı şeylerden biri oluyor. Bana diyorlar ki mesela niye UFC'ye başvurmuyorsun? Abi ha. başvuruyla olabilecek bir şey değil bu. <laughs> Nasıl? Yani, <Gülüyor> organizasyonu <gülüyor> organizasyonu, ne ikram ki ya? <laughs> <laughs> e, Devletten başvurmuyorsun UFC'ye. <laughs> 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 Organizasyonun yani? seni istemesi lazım. He. Onun için O zaman zaten... bağlantılar çok önemli burada. Kesinlikle en He. önemli şey bağlantı. Onun dışında da kendi reklamını arttırmak. İşte sosyal medyanın iyi olmasının işte önemi zaten buradan hmm. geliyor. Bu tarz şeyler besliyor. Aynı zamanda maçında kazanman gerekiyor tabii ki de. He. Ya işte aslında o zaman şu anki bu sosyal medya etkileşimini kendi mesleğin adına avantajı evet. Mesela şöyle şey söyleyeyim. Duruyorsun. Belki 10 maçta olacak şey. Şu an bir maç sonra olacak. Hmm. Anladım. Bunu hiç Profesyonel alanda dönüştürmeyi düşünüyor musun? Mesela o Bursa'daki dövüşüne bu olayın etkileşimin devam etmesini ister misin? Ya da kendin bir şey yapacak mısın? Valla e, ben etkileşimi tabii ki de devam edeceğim de. Bu olayın zaten etkileşimi o zamana kadar bitme ihtimalini çok görmüyorum zaten. Hmm. E, ve oradan tanıyan insanlar da şimdi zaten bu maçı bekliyor olacak. Hmm. Eskiden benim maçlarımı ben yine bu işte çok bilinen biriydim. Ama o işle ilgilenen insanlar biliyordu. Hmm. Şimdi mesela bütün Türkiye'nin haberinde olduğu bir durum olduğu için bu maçtan da yine bütün Türkiye'nin haberi olacak. olacak. O yüzden önemli bir maç. Ve gittin Bursa'da dayak yedin ne olacak? Ya herkes yenilebilir. Ama ne olacağını planını yapamazsın. Yani bir dövüşçü kaybetme senaryosu üzerine bir şey hazırlanmaz yani. He. Mentalin her zaman kazanmak olması lazım. Ama orada Mera'da dövdün, ringde dayak yedin. Kötü. Şey olur, ama kesin kazanman lazım öyle. Bursa'da. Ya her maçın kesin kazanman lazım. Her maçı bırak, bu maçı kesin kazanman lazım. <laughs> Bu maç önemli bak. Vallahi şu an gaz vermiş gibi olmuyorum ama bu maçı kazanman lazım. <laughs> evet, önemli. Bu maçı kazanmak gerçekten çok fazla şey değiştirecek. Bunu takımımıza biz alalım lan. <laughs> Vallahi bu işe girelim oğlum bari yani bir şeye dönüş sektör oluşturalım, lobimizi kuralım kendi lobimizi. Nereye başvuruyorduk <laughs> ikamet Evet, evetten e Şey ne ne, ne organizasyon <laughs> Organizasyonumuzun Fight. Kahane olarak. Bunlar dünyadaki dövüşleri bir araya getiren. Ya, öyle bir şey. Her organizasyon farklı. Benim şimdi dövüşçem aynı. Seninki fark. öyle. Aynen. Anladım. Her o, seferinde. Evet, organizasyon değişiyor mu yani? Ee, sözleşmelerin olabiliyor. Tek maçlık sözleşme olabiliyor. Üç maçlık olabiliyor. Devam edelim. buradan neye bağlı? Abi <laughs> ne oluyor? Ne <laughs> Bu sporun bilmediğimiz yüzü de var. Ya. Neden benim masaj iftiralarım düştü uğraşıyor? <laughs> evet. Evet. <gülüyor> bu zincir <de> yok. Bunu izledik mi lan? Gizem abi bu abi neyle o şeyle giriyor? Masaj e, bıçağıyla ha. Maşallah masaj <gülüyor> bıçağı. <gülüyor> Abi tıraş ediyor zannettik. Sonra birden girdi boynu abi ya. Ha? Linç ne bunun gerçekten? Abi linç değil. Böyle izleyelim. <laughs> güzel oldu yani. <laughs> yani şimdi bu Graston'la yapıyor aslında. Derin doku masajı deniyor buna. Hmm. Ee, Ekrem bu arada bu işte Türkiye'nin en iyisidir. Ee, o da böyle 120 kilo gibi duruyor. <laughs> aynen aynen. Öyleleriyle hep iç çalışıyor. evet, <laughs> sen yakınında hep şey, tombik insanlar olsun istiyorsun. Normal masaj rahatlatabiliyor ama yoğun dönemlerde yaptığın antrenmanları falan o yol, derin dokuya ihtiyacın oluyor yani hmm. e parmağın giremediği yerlere girebileceği Giriyor. daha sert ya şey masajlara ihtiyaç var. Güzel Dinci <laughs> neymiş ver bakayım 50 bin dolara ezerken kan. <laughs> 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 ne diyorsun burada e, 50 bin dolar niye özel 50 bin dolar bir ee, şey var mı? Şöyle başlangıcı söyle oldu. savaş. İlk başta beni caydırmak, daha doğrusu insanlar beni etki ettiğince YouTube videosundan sonra ben daha Instagram'a bir şey paylaşmadan 50 bin dolarınız yoksa beni rahatsız etmeyin gibi bir şey paylaşmıştı. Öyle mi dedi? <laughs> ha, ha, ondan anladım. sonra ben de onun üzerine ilk videomu Instagram'a koyarken 50 bin dolar hazır hadi gel diye zaten başladım. Ha, Muhabbet onun üzerine. O, o yüzden 50 bin Aynen. dolar şu an anladım. Peki mesela kazancı ne bu sporun? Ee, çok kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela Brezilya'da, Brezilya Bursa'da yendin. Hı <laughs> hı. Ben şimdi Türkiye'de en fazla para kazanan sporcuyum. Öyle mi? Dövüş sektöründe. Hadi de. be. Aynen. Ama e, şöyle söyleyeyim. Benim de 10 katını kazanan adam var yurt ha. dışında. Türkiye'de de benim atın 50 katı azını kazanan adam da var. Bedavaya Öyle dövüşen adam yani. Birazcık o ne kazandırdığınla alakalı. Yani ne kazan, sen de, senden dolayı alakalı, o organizasyon mi? izlenecekse, sponsor bulacaksa paranı kazanırsın tabii ki de. Hmm. Ama senin dövüşmen hiçbir şey etkilemiyorsa, senin yerine Ahmet dövüşüyorken aynı parayı kazanıyorsa organizasyon, bu sefer sen para kazanamazsın. Ya o yüzden gerçekten yani maç öncesi olaylar daha da büyüdü şu evet. an ya. Yani bütün sizin kazanacağınız parayı da etkiliyor o, o durum ya. yani ha. Senin var mı şu an bireysel sponsorun? Var ama yani sponsorlar da şöyle değişiyor. Ana sponsor var, yardımcı sponsorlar var. Ha, şu an ne sponsorun? Ee, şu an Now Hair Time diye bir yer var. Hmm. Ana sponsorum. Evet, Savaş Demirci ve Kaan kavgasını kapitalist bir bakış demiş. Bunlar azıcık Amerikalı olsalardı ikisi de 3-5 milyon kazanırdı bu işten. Şu video bir saatte 1 milyon izlenmiş. Eksen bunları alacak, güzel bir yerde ringe götürecek. İkisi de kozlarını paylaşacak. Öncesinde basın toplantıları, trash talklar olacak. Kaybeden bile bir ev parası kazanırdı bu işler. Ama bunlar taşlı tarlada video çekmeyi bilmeyen adamlarla üstelik günün kötü ışıklı <laughs> vaktinde bu hype'ı söndürdüler. Amerikalı ne güzel yapıyor, tekrar saygı duydum demiş. Katılıyorum. Birine. Çok iyi Hayır, ben de zaten bunu yapmaya çalışıyordum. Nasıl? Ben zaten kavga olayından 3-5 gün önce zaten bu olayın profesyonelle döndürmemiz gerektiğini ...organizasyonu da hatta kendimizin yapmamız gerektiğine... Ne yaptın bununla ilgili? Konuştum diğer tarafın arkadaşlarıyla. arkadaşlarıyla. Onlardan da bana okey geldi. Evet. Daha sonrasında tekrardan onun tarafından... ...işte ben buraya geldim sen neredesin? Ben buraya geldim sen neredesin? Şeyleri böyle üst üste üç gün devam etti. Ben de onları tekrarladım ki... ...arkadaş böyle böyle dedik. Okeyleştik siz bana böyle video çekiyorsunuz... ...ve bu sefer Kaan gelmiyor oluyor. Ha. Bunları çekmeyin gelin şu profesyonel Aynen noktayı öyle. taşıyalım Aynen dedi. Aynen öyle. Ve ha. atıyorum diyelim ki atıyorum... ...1 Ocak'ta dövüşeceğiz. Organizasyon tarihini verelim ona göre... Ee, atışmalar devam edebilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yalan değil çünkü atışmalar. Ama onlardan bu video gelince bu sefer gitmem gerekti çünkü. Bir de ben aradım o videoların şeyine. Bana dediler ki yarın geleceğim dedim ben. Dediler ki yarın İtalya'ya gidiyor. Yani adam videoyu çekip çekip Kaan gelmedi yapıp yurt dışına gidecekti. Ben de o yüzden iki saat sonra gittim. Ya peki, o yüzden günün kötü içine denk geldi. Evet Tuzla evet. bir de uzaktı. <laughs> Türkiye'de başvurabileceğim bir organizasyon o bu falan da var mı yani ya, bu Gerçekten Kendim yaparım. Ha, yani aslında. Onunla alakalı zaten planım zaten pastayı tutmaktaydı olabildiğince yani. Hmm, kaçtı ya güzel bir evet. organizasyon. Yani bu yorum benim hoşuma gitti. Yo, doğru bir şey yorum olarak zaten. Olarak ben de zaten bu fikirdeydim yani. Hmm. Yani şu an buradan çıkan olayı hakikaten sizin sektörün oluşmasına evet. dediğin gibi bir pazarında doğmasına senin gibi bu dövüşü yapan insanların hem lobisi anlamında hem de daha profesyonel yerlere geçmesi anlamında bu bir milat olabilir. Sen Kesinlikle. bu avantajı bunu güzel kullanırsan Kesinlikle ee, öyle. Yani ben varabilir yani. Bu olayı kesinlikle gerçekten nasıl yönettiğinle, devamını hmm. nasıl yaptığınla alakalı. Ve ben bu konuda mesela şu rahatlıktayım. Doğru insanın başına geldi. ya hmm. ben bunu doğru yönetebileceğimi, doğru yerlere gidebileceğini biliyorum. Ya başka biri olsaydı gerçekten spor için çok daha kötü de gözükebilirdi. Hmm. Ee, çok daha böyle serseri bir yerde kalabilirdi. Ama ben öyle olmadığını insanlara anlatmaya, göstermeye başladım diye düşünüyorum yani. Peki bir araya gelmeyi düşünüyor musun bir daha? Düşünmüyorum. Hmm. Çünkü bu olay sadece... Kavganın bitmesiyle alakalı değil. Yani ben sadece o kişiyle de alakalı değil. Kırmızı çizgilerim hakkında atı tutmuş biriyle e, dost masasına oturmam yani. Devam edelim. Kaan Kazgan'ın boks lisansı demiştim. <laughs> <laughs> Çok iyi mesela bak Brezilyalı adam böyle yapsa Bursa'da böyle bir şeyler yapsa güzel Döverler, olmaz büyük mı? Yani devler mi? <laughs> <laughs> Üstümüze kalır yine. Bu <laughs> arada bana da zaten Türkiye'nin o McGregor olayı var çünkü ben de onun gibi daha böyle işte takılmayı gösterişli olmayı işte konuşmayı seviyorum. Hı -hı. O yüzden o yakıştırma da oluyor. Bu Lisans olayını ama e, açıklamak gerekiyor işte Hı -hı. elinden alındı falan filan diye çok da bir şey var. Ne oluyor şimdi ya, lisansına e, ilgili durum var mı sıkıntı? Uyarı yedim e, savunmamızı verdik bir şey olmayacak yani. Hı -hı. 28. Ekim'de maçım var yani. Ama yani. Şu şöyle bir şey var. Sonuç olarak bu ağır tarihlerle olmuş bir olay. Yani o yüzden zaten hukuki olarak da bir şey olmadı. Ee, yani ağır tarihler var, küfürler var, tehditler var. Hı hı. İşte hani o yüzden hani bu kendi aslında bir savunma yani. Devam edelim. Savaş Cebeci ile sokak dövüş yapan Kaan Kazgın Instagram'daki takipçi sayısı 145 binden 520 bine yükseldi. Influencerlıkta boksörlükten daha çok para var demiş biri. Doğru mu? Yani nasıl bir influencer <laughs> olduğundan bağlı. <laughs> Evet, nasıl şu nasıl an... bir boksör olduğuna da bağlı bu. Arada. Evet yani hepsinin birleşimi <laughs> işte. Yani... Ama bir boksör, influencer da yok aslında. E, yani. Şu an mesela oluşmaya başladı. Dünyada hmm. da mesela Jack Paul var. Hmm. Eskiden mesela Disney'de oyuncuydu. Sonra YouTube'da işte Logan Paul'un kardeşi. Hmm. Onlarda hmm. çok fazla takipçileri var. Şu an da birlikte e, uzun süredir dövüş yapıyorlar. Hmm. Dövüş antrenmanı da yapıyorlar. Dövüşçü gibi yaşıyorlar ve dövüşüyorlar da. Hmm. Ve e, gerçekten çoğu boksörden çok fazlasından Kazanıyor. daha fazla kazanıyorlar boks üzerinden. Sen şu an tabii profesyonel bir yerde de çalışıyorsun. Bir ee, ekipte de çalışıyorsun. Evet, aynen. Master Digital. Evet, çalışıyorsun onlarla da ve onlarla da aslında olayı daha profesyonel bir şekilde yönetmeye evet. talipsin yani Hı -hı. Türkiye'de belki. De. Yani influencer ve kafes evet. dövüşü aynı anda ne denir ona bilmiyorum. Belki bir isim bulacağız ona. Evet, belki de. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani. ya bu aslında insanlar şöyle düşünüyor. Bir iş yaparken diğerini yapamazsın gibi bir durum yok. Ya dövüşçülüğün yan dalları olarak yapabiliyorsun bunu. Yani sen dövüşçüsün diye geri kalan hiçbir şey yapamazsın anlamına gelen bir şey yok. Nasıl bir şarkıcı, oyuncu olabiliyor? Aynı şey yani. Survivor hedefin var mı? Eskiden vardı. Eskiden. Ee, Başvurdun şu, mu? 2019'da başvurmuştum. 2019'da. Aynen. Ha. Ee, yani ondan sonra uzun süredir öyle bir şeyim yoktu. Kariyerime daha fazla odaklanmıştım. Hmm. Ama Acun abi belki görüşürüz. Belki de olur. <laughs> he, güzel. Yani belki de olur. Bu sene All Star yapılıyor. Hı -hı. Belki sen de Survivor... Survivor nasıl görüyorsun? Sence oraya gitsen? Ya ben şimdi... yani Sonuç olarak atletizm içeren bir olay ve el ayak koordinasyonu içeren bir olay. Hı -hı. E, tabii ki de iyi olacağını düşünüyorum. Vay iddialı açıklamalar güzelmiş. E, yani şimdi ben hakikaten olaya çok hakim olmadığım için hı hı. yani mesela Turabi seni spordan yapmıyor. O Sporu da Sporu ama bir yapıyor. Spor değil. Spor olarak yapıyor. Antrenmanı. Daha eğlence ve şey olarak evet, yapıyor. Antrenmanını yapıyor. Antrenmanını e, yapıyor. Yani profesyonel maçı olan biri değil. Şey Adem? Adem boksör. Düz boksör. Düz boksör. Aha. Şey Atakan? Atakan da Tay boksçı. Yani kickboksun diz dirseklisi gibi düşün. Hiçbiri dizi bizim dizi spor dizi. değil aslında ama seni hiç... spordan biri hiç katılmadı mı şu an? Zerba Yok abi? profesyonel dövüşmüş olan kimse katılmadı. Aa, aslında hocam. bizim sporda en uygun olanı oraya. Çünkü yani çünkü ne, şöyle ne, bir o. şey var mesela güreşçiler başarılı oluyor benzer kas grupları çalışıyor çünkü çünkü hmm. bir boksörün kickbox'un genel olarak itiş kasları her zaman çalışır vuruş hmm. yaptığın için bizde hem vuruş var hem çekiş var hem denge kasları çok daha fazla, yani fazla doğada çalışıyor. Doğada da yapıyorsunuz tuzlata da <laughs> <doğuda'da>. yani sizin <laughs> içinden, hani oraya da antrenmanın taş da var. <laughs> taş maçı yıklarım <laughs> Güzel. İnşallah gidersin. Merak ettim şimdi. Devam edelim. Bu kan kazganı hazır öyle gelirken sağ ayak dışıyla vurduğum gibi 90'a takarım. <laughs> Falso verdiririm demiş biri. Yine fotoğraf olmayan biri. <gülüyor> <gülüyor> Detaylar önemli. Altta ne bu? Martı. Mart mı? Simit istemem. <laughs> ya komik. Ben mesela bu tarz şeylerin hiçbirine kızmam. Seviyorum yani. Ben kendim hatta bunları arkadaşlarıma alıp atıyorum. Yoluyorsun Eğleniyorum ya. yani. Ama yani neyi hayal etmiş? Sen girirken bir böyle de, dış korumaya kar karikatür hayal var ya öyle çocuğuna evet. gelişine vuruyor. Gelişine vuruyor <laughs> evet onun gibi yani. Hiç sinirlenmiyorsun bunlara. Yok ha? yok sıfır. Yani bana biri mesaj olarak attığında da Twitter'da vesaire gördüğümde de sıfır yani. Ama eğleniyorum hatta. Ama eğleniyorsun ama şimdi gerçek ismi yok diyor. Orada gerçek bir resim. Gerçek isim mavi tikli biri olsun. Ben yazsam onu hani birebir biri olsun sinirlenmişsin. Yok misin? yine sinirlenmem. Ha. Devam edelim. Çok ilkel davranışlar bunlar. Hiç hoş değil. Doğru. <laughs> Hak verdim ona. İlkel buluyor musun yaptığın yani hareketi? Dövüşmek tabii ki de ilkel. Yani mesela bu sporun spor kısmı aslında hazırlık dönemi daha fazla. Ee, yani birinin birine vurması tabii ki de ilkel bir davranış. Ama buna nereden baktığınla alakalı anlaşmak üzerine yapılan bir şeyde kavgaya dönüştüğü zaman tabii ki de ilkel. Ama bunu profesyonel aranda yaptığın zaman ilkel değil. Devam edelim. Herkes Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgası konuşuyor. Milletin başka yücü gücü yok mu ya? Kim bu adamlar bu kadar mı önemli boş aptal işler kimsiniz abi siz niye bu kadar konuşuluyorsunuz noktasında ne düşünüyorsun yani hakikaten anlamıyorum? bu kadar bekliyor muydun yok, yani? Yok abi bu beklenebilecek bir şey değil çünkü bunun örneği yok daha önce yani mesela bu saatten sonra biri şunu söyleyebilir bizim olay işte Kaan'la Savaş'ın olayı gibi olmuş diyebilir. Örne yok değil mi daha önce hiç, daha ben, hiç yok. ben de hatırlamıyorum böyle bir hiç şey. Yok yani. Yani böyle da davet etme bir şey yok ya yani. Akışma at, bir... var ve yani davet olsa bile gerçekleştirilen de bir ortam yok. olmadığı için. E, bu bir milat oldu bu işlerde. Umarım devamı gelmez bu arada gerçekten de. Yani, <laughs> Ayrıca devam en azından sportif anlamda evet, gelir evet, belki aynen de. Aynen öyle olması gerekiyor en azından. Hı. İnsanlar buradan mesela bir olumlu bir şey çıkartacaklarsa da onu çıkarsınlar ki orada boşa zaman kaybetmeyip bu işi paraya döksünler o zaman. Devam edelim. Yenilince unutulacaksın. Bu da bir sonraki maçım işte. Brezilya rakip de bu. Bunun için iki tane şey söyleyeceğim. Bir yenilmeyeceğim, iki unutulmayacağım. Hadi be! Ee, uzun süredir maçların hepsi ilk bir dakika içerisinde bitiyor. Ne Ve, ve yani? her maçtan önce ben Instagram'a maçın biteceği süreyi yazıyorum. Eyvah. Ve Şimdi kaç... Mesela da, bundan... Daha yazmadım. Onu bir tarz daha ters Araştırıyor musun? Şimdi evet, evet, evet. Sen mesela bu adamı daha önce bir Maçlarını yere geldin, izliyorsun işte. Daha yok, önce bir yere yok, gelmedin. YouTube'dan izliyorsun. Hep YouTube'dan Aynı. görüyorsun. Evet. Maçlarını, Maçlarını nasıl başlıyor, nasıl hareketler ediyor, nerelere adımlıyor, neyin arkasına neyi bağlıyor. Hepsini çalışıyorsun. O da seni tabii izliyor falan, falan filan. Aynen. Normal taktik analiz. O analiz yapmadığı için ne kadar süreceğini söyleyemiyorsun şu an. Şu analiz Ama işte maçlardan sonra onu diyecektim. Maçların hepsi uzun süredir ilk bir dakika içerisinde bittiği için. Mesela son maçım 9 saniye sürdü. 9 ee, saniye ne demek ya? 9 saniye. Maç başladı kafasına bir tane diz vurdum bayıldı. Aa de. kafasına diz vurdun. Aynen. Mesela o knockout dünyada geçen Ekim ayında dünyada en iyi ikinci bitiriş seçildi birden ne oldu bir acaba? Bir de bu Kanırlar'ın dövüştüğü organizasyonun kemer maçı vardı. Kemer ha. maçının bitirişiydi. O yüzden yani an, e, değer mükemmel. olarak yüksek bir şey olduğu için bir numara da o vardı. Ama maçlar hızlı bittiği için insanlar şeye sanıyor. İşte rakibini satın alıyor o alıyor bu. Yani nereden alıyorsun? Mümkün Öyle mi? bir yer mi var yani? Rakip Sağ satın alma. satın Ama. alıyorsun rakibi. Rakip <laughs> <laughs> yüzüne koydun nakavt ettin evet. ya mesela. Yani orada bir, ulan, bir şey olmuyor mu ya? ya onu, İyi mi? Ya da ben teknik öyle doğru vurdum ki sadece bayıldı ayılır birazdan. Ya ha, mesela. Orada bir önemi yok. Dövüşçüsün yani Orada yok etmeye çıkıyorsun zaten. Adama bayıltmaya çıkıyorsun zaten esas olarak. Anlık bir şey olmuyor mu? Bir şey yok oldu mu ya. acaba olmuyor mu? Yani çoğu dövüşçü bayılan adama da vurmaya çalışır hakem araya girene kadar. Konsantrasyondan mı? Tabii o? tabii. Oraya odaklanıyorsun sadece. Mesela o maçta da denk geldi falan olayı var. Yine mesela analiz üzerinden söyleyeyim. Normalde ben sağlam. Güçlü elin ve ayağın arkada durur hmm. dövüşürken. Öndeki eline değdiği yere arkadaki elin ayağın değer çünkü. O maçta mesela o rakip her maça başlarken öndeki bacağa dalış yapıyordu. O yüzden mesela ilk 30 saniye planı ters kart başlayıp... ...onun dalış yapabileceği yere doğru tekme ve diz sallayıp yakalamaktı. İlk 30 saniye planı işledi mesela maçı kazandık yani. Hmm. Hiçbir evet. şey anlamadım ama şey oldu. <laughs> yani doğru şeyler yaptık tebrik <laughs> <deli> ederiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Yani oradaki plan doğruymuş. He, yani... Devam edelim bakalım neler oluyor. <laughs> Kahpece saldırmışsın adama. Konuşması bitmemiş daha adamın. Adamın konuşması bitmiyordu ki. Yani <laughs> zaten dedim ki önceki başka bir açıdan 50 kere onu çağırdığım Gözüküyor zaten de. Hmm. Adam konuşmak istiyor yani. Hmm. Ve bana kolunu kırarım senin diyor. Tamam mı? Hadi yani kır hadi kır o zaman işte başlıyor yani. Ya bir ba bir başlangıç anıyor. Hakem yani ya bir aynen öyle bir şey. Nasıl ama? başlayacak? Hani kolunu hmm. kırarım senin diyor. Ben hadi diyorum. Başlıyorum ben. Yani ne yapayım? Sen eğer dalmasaydın orada ee, savaş Cebeci bence seninle dövüşmeyecekti. Doğru mu? Dövüşecekti. Dövüşecek miydi? O neyin peşindeydi biliyor musun? Beni yakına sokmanın peşindeydi. Çünkü Her bak... planı vardı. Onun... Ha. Şimdi ben araştırmacı biraz takık bir tipim. Evet söyle bakayım. Çünkü bunu öğrenelim yani. <laughs> evet, mesela... Sen çünkü gidiyorsun gidiyorsun. Onu... Ba başka gidiyorsun. videolarında da hep şey olayı var. Sokakta nasıl dövüşmen gerekiyor olayları var. Hep yakında böyle konuşurken bir anda vuracaksın adama diye falan. Hep, hep o tarz şeyleri var. Yani o yüzden onun hem konuşması bitmiyor hem de konuşurken bana yaklaşmaya çalışıyor zaten. Ha, gel ringe gel. Ben gel, de o her yaklaştığı şey yer yer, yer, yerde zaten gardım Mesafemi aynen öyle. Sonra da diyecek ki sokakta her şey mübahtır. Abi bak bunları öğrendiğim iyi oldu biliyor musun? Ne <laughs> yapacaksan. <bunu? gülüyor> Ama doğru ya. Yani şimdi o açıdan hiç düşünmüyoruz biz tabii, tabii yani. Daha önceki videolarını diyor. bilmediğimiz aynen. için. Zaten olay o. Olayı sadece orasını gören adam her türlü eleştiri yapmaya haklı. Ama olayın geçmişini, kişinin geçmişini, benim geçmişimi bilen adam onu demez zaten. Neden sonunda yendi beni tebrik ederim videosu çekti? Vallahi bu çok fazla... E, yorumlanabilecek bir olay. Gerçekten onu düşünmüş de olabilir. Başka bir şey düşünüyor da olabilir. Sen nasıl yorumluyorsun? Bence bitti olay. Umarım hmm. bitmiştir. Çünkü uzatacak hmm. bir şey de yok. Uzatacak çünkü bu sefer gerçekten çirkin bir muhabbete doğru gider. Bitme, bitmesi gerekiyor yani. O yüzden hani öyle Yani ben öyle onun durum yaptığı durum aslında var. bir fair play hareketinin senin tarafından da bir karşılık bulup evet. onun spora çevrilmesi taraftarın bir daha söylüyorum fazla söyledim ama ne kadar güzel olur yani. Çünkü hakikaten bir fair play durumu var yani. Adam o videoyu çekmesi, evet. o kavgadan sonra, ya onun normalde tam yapması gereken şey daha konuşuyordum, girdin, bilmem evet. ne adamla gelmişsin oraya falan diye daha çirkinleşmesi. benim de beklediğim şey oydu. Evet. O yüzden zaten aslında diğer tarafı da olabilir diyorum çünkü normalde onu yapması gereken şey o, hmm. yani o karakter normalde onu yapardı. Devam edelim. Bu platform size göre değil, gidin TikTok'a. TikTok'ta da varız, kancazkan. <laughs> <laughs> Devam edelim. Bacağa niye yapıştın? <laughs> Yere düşürmek için. Yere düşürmek için. Bunu bütün teknik analizleriyle <laughs> anlattı zaten. Bir de dediğim gibi maçım olduğu için ellerimi sakatlamak istemedim. Sizde de o var değil mi? Mesela oyuncularda aman yüzüme zarar gelmesin Sizde de elime Aynen. bir şey olmasın Elim var. sakatlanmaması gerekiyor. Sonuç olarak kontratlı olduğum bir şey. Hmm. Ee, yani onun benim yaptığım aptalca bir durumdan dolayı olmayacağı bir durum olursa tabii ki de bu hoş olmaz. Yani Şimdi profesyonel bursa. bir davranış değil o. Devam edelim. Bitti. Alkışlar Kaan'a gelsin. Konuk müze, müze hediyem var mı var, kardeşim tabii ki bir de. tane bir hediye? Değerli bir hediyem var hatta. Değerli mi? Ee, 2019 yılında İranlı bir dövüşçüye karşı maçta kullandığım Kullandım. dövüştüğüm A. maç eldivenlerimi hediye etmek A. isterim. Aa teşekkür ederiz İşte anlamlı bir hediye. Güzel. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bak, bak böyle hazırlıklı gelmiş kardeşim. Özel. Kendinden bir parça. <laughs> Süper. Şöyle koyuyorum abi. Her zaman bize kilomuzu hatırlatsın. <laughs> Alkışlar Kaan'a gelsin. Çok teşekkür ederiz. <laughs> kardeşim. Popeyes linçeti sundu.